Şimdi sevgili başkan, gazeteci arkadaşlarımıza genellikle giden muhabirlerimiz daha önce bu soru soruldu demiş. Fakat stat konusunda o işlememiş. Hayır, ben yine de statı soracağım demişler. O yüzden böyle toplu halde yayınlamaya devam edeceğiz. En çok size merak edilen konu demek ki stat. Şimdi bakın. Sırayla hepsine cevap vereyim. Bu statın temeli, daha doğrusu inşaatı Mayıs ayında başlaması planlanıyordu. Fakat Güntekin unutmuş herhalde gezi olaylarını. Gezi olaylarında orada bizim oraya koyduğumuz ekskavat kepçenin düz kontak yapılarak çalınıp onu eylemlerde kullanıldığını ve bu stadın gezi olaylarıyla beraber beklediğini unutmuş. O sebeple biz ancak Haziran sonuna doğru inşaata başlayabildik. Fakat burası bir tek izinsel probleminin yanında bölgesel bir problem var. Onun arkasında belediyenin bir çöp arabalarının durduğu bir alan var. Onun tahsisini almak. Bir de bunun içerisinde şey ekleyebilirim başkanım, belki siz. Bir de 16 Haziran'da seçim vardı. Hatta yıkıma başladınız ya, bayağı da eleştiri aldınız. Niye acelesi var diye. Ne? Şimdi o sıralarda gezi olaylarının en merkezi olduğu zamanlar hatırlıyorsun. Ben nasıl hatırlamam? Beşiktaş gibi uğradık. Bir ay gaz yedik başkanım, evet. Yani dışarı çıkamıyorduk orada. Şimdi içerisinde de çok problemli bir arazi. İçerisinde birçok elektrik kabloları, trafolar, bütün o sistemin bütün elektriği bizim stat'tan besleniyor. Onun Taksim'i falan? Bizim o bölgenin bütün hemen hemen elektriği bizim trafolardan gidiyor. İçerisinden bir sürü, mesela Ritz-Carlton'un Süzer Plaza'nın kanalizasyonu bizim arazinin ortasından geçiyor. Birçok şey var. Bütün bunları izinlerine alarak deplase etmek, beklemek. Bir de bizzat şehirleri falan çıktı değil mi aşağıda? Yani bir de bizim tabii ki içimizdeki hani İrlandalılar var ya, işte ihbar ediyorlar. İşte yok, Bizans şehri çıktı. O çıktı ki herkes de görmediği ki böyle bir şehir yok içerisinde. Yani zaten şu anda en sonuna geldik. Bizans da bir yerleşim bölgesi değil orası. Yani işte diyorum ya, köller sağırlar, birbirine ağırlar. İşte herkesin ağzı olan konuşuyor. Ve ama geciktik. Haklı olan bir tek mevzu var. Bu süreç gecikti. Ne gecikti? Harfiyatın ve iksanın oradan kaldırılma zamanı gecikti. Ben Ağustos ayını bilerek ifade ettim. Başkanım, siz yıkım sırasında oradaydınız. Şimdi hep İnönü Stadı. Mesela Ali Sami'yi de yıkarlarken dokunduklarında yıkıldı. Burası nasıl? Burası daha mı sağlam yapılmış? Daha sağlam. Temeli falan daha sağlamdı. Yani benim tahminimden çok daha sağlamdı. Özellikle kapalı tribün, numaralı tribün, yeni açık tarafı çok daha sağlamdı. En eski yapılan yerler. Evet, evet. Eski açık tarafı, denize yakın olan tarafında birazcık daha şeydi, sıkıntılıydı oralar, ama bayağı iyi temelleri çıktı. Yani tahmin ettiğimden çok daha iyi çıktı. Bayağı zorlandık. Malzemeden çalmamışlar yani. Yok yok yok, gayet güzel. Ve hep kayaya oturtulmuş. Yani burada vadi şey, alüvyonlu zemin ortadan bir kısımda var. Geri kalanlarında hep kayaya oturmuş vaziyette. Şimdi Ağustos'u ben bilerek ettim. Çünkü bizim bir hedefe ve çok zor ulaşılabilir bir hedefe kilitlenmemiz lazım. Eğer o hedefe ki, ben Ağustos'ta bu işin bitme ihtimali %20-30 olduğunu biliyorum. Ama bunu Ekim diye açıklarsanız, Ekim'e koyarsanız, Ekim'de bitme ihtimali %20-%30. Biraz da ekipleri çalıştırmak için mi? Ekipleri hepimize. Kendinizi de. Kendimiz de. Zor bir zaman, zor bir süreç ve çok çalışmamız lazım. Ve bu süreçte de bunu bitirmemiz lazım. Bu demin de ifade ettim. Ben herkesin beklentileri çok yüksek. Beşiktaş taraftarı demin de bu sorun içerisinde var. Yıldız transferleri ne zaman yapacak? İşte dünya yıldızlarını Vodafone Arena'da görmek istiyor. Bunları alabilmesi için gelir gelmesi lazım. Gelir gelebilmesi için
stadyumumuzun hızlı olarak bitmesi lazım. Biz rakibimiz olan Galatasaray'la 3 senedeki gelir farkımız sadece stadyumla alakalı 150-160-170 milyon doları buluyor. 170 milyon dolar dediğiniz zaman 340 milyon TL eder. Biz eğer o 3 senede o kadar gelir etmiş olsaydık biz şu anda sıfır borca inerdik şu halimizde. Demek ki bizim giderimizi kısmak değil gelirimizi arttırma sorunumuz var. Gelirimizi arttırabilmesi için bu stadı bitirmemiz lazım. Ben 2 senede bitecek derdim. Benim böyle bir millete şey mi var yani bu stat bir sene sonra benim seçimim vardı o zamana bitip de ben bundan bir prim alacak değil ki ben daha yeni seçildim. 3 senede bitireceğim bunu. Bu sanki benim cebime bir para mı girecek? Veya yönetim kurulunun bir cennete kapısı mı olacak? Ne olacak yani? Biz bunu niçin önce bitirmek istiyoruz? Niye bir an evvel bitsin? Seçimimiz yok. Bir kazancımız yok şahsi. Hani bir şeyimiz yok. Niye bunu ortaya koyuyoruz? Buna camia olarak kitlenelim. Hep beraber el birliğiyle bu stat Beşiktaş'ın stadı. Bu stat yapılacaksa Beşiktaş camiası yapacak. Bu stadı Vodafone anlaşmasını biz imzaladık. Ama Beşiktaş camiasının büyüklüğüdür bu. Beşiktaş ismi. Beşiktaş ismidir. Şimdi ben o kadar çok büyük sponsorluklar imzalayabilecek bir gücüm varsa kendi şirketimi imzalarım. Değil mi yani? Şimdi ben Zincirlikuyu'da bir bina yapıyorum. Üstüne isim alayım, bu parayı versinler. Vermezler. Vermezler değil mi? Bunu sağlayan bizim iş bilgilerimiz haricinde esası Beşiktaş olmasıdır. Ama sizin temelde de tarih eser çıkmaz. Bir de o tarafı da var yani. Şimdi, oraya da dokunmazlar. Yo biz Beşiktaş Başkanı olunca orayı da şey. Kapattı. Oraları da böyle internet sayfalarında şantiyeler durdu, battık, iflas ettik falan neler neler. Hep yalan üzerine. Bu çünkü kıskançlık, harislik bu demek zaten. Yapamadılar, rezil ettiler. Batırdılar kulübü. Şimdi yapana iftira atmaktan başka bir işleri yok. Net. Bunu bütün Beşiktaş camiası biliyor. Yapsalardı. Yani şimdi siz hiç dünyanın neresinde gördünüz? Beşiktaş'ı şike sürecinin içine sokacaksın. Ve bundan dolayı Beşiktaş'ı bir sene UEFA'dan ceza alınacak. O dönemdeki insanlar gelecek. Benle bunu tartışmaya kalkışacaklar ya. Bir insanda ar olur ya. Utanma duygusu olur. Şimdi gelelim Ağustos ayında bitmesi zor mu? Çok zor. Çok çalışacağız. Beşiktaşlar bize destek olacaklar. Hep beraber bu stadı bitireceğiz. Sen bile Tuğrul Beşiktaş TV'yi oradan çıkarttığımız gün burası hakikaten yıkılıyor diye anladım dedin. Evet. Çok yani, çok üzüldüm. Evet. Çünkü inanamadık. İnanamadık. Bir şimdi çocukluğumuz gitti. Ama yani ama bir, yenisi gelecek o heyecan. Yenisi gelecek o heyecanımız var. Alacaktım yani sizden de. Beşiktaş'ın İsmail kardeş İsmail orada konuşurken nereye bakıyor anlamadım. Halbuki şaşı gibi çıkmış. Böyle bir birisine bakarak konuşuyor ama şey yapamadım. Bir sorusu daha var hoşunuza gidecek. Diyor ki ne zaman start verilecek diyor. Startı verdik zaten Haziran sonu başladık inşaatına. Ama şimdi bu işte izin alamadılar. Oradan yukarıdan ya tepki diyorum var. Ya yani şimdi işte. Yazılıyor çiziliyor bunlar. Ya hayat yalan üzerine diyorum. Yani bu haftaki mesela duydum arıyorlar beni. Sayın Başkan stat durdurulmuş. Ya arkadaş niye durdurulsun stat? Stadın durdurulması için bir sebep olması lazım. Niye durdurulsun stat? 3 gündür yağmur yağıyor. Yağmur yağdığı için harfiyat kamyonları orada kayıyorlar. Çünkü çok derine indik. 3 gündür onun için harfiyat yapamıyoruz. Ama inşaat devam ediyor. İksa işlemleri, kazık işlemleri devam ediyor. Çakılıyor kazıklar. Şimdi bunu hep yalan. Bir doğru bir şey olsa biz açıklarız, söyleriz. Bizim Beşiktaş kamuoyunu niye kandıralım? Elimize ne geçecek? Şimdi yeni stadyum ne zaman bitecek? Bir dahaki sezonu açacağız.
Bizim hedefimiz, iş planımız Ağustos'tur. Buradan söylüyorum. Ağustos imkansıza yakın bir hedeftir. Ama Eylül o kadar, o süreçte bitirmeye gayret ettiğimiz için Eylül'de bunu yakalayabiliriz. Ekim'de, en geç Ekim'de yakalarız. Bizim için bir gün bir gündür. Sizin Ağustos değil o zaman. Biz Ağustos'tayız. Yoksa ben söylüyorum, benim kimseye seçilirken bir senede bitireceğim, Ağustos'ta bitireceğim falan, böyle bir taahhüdüm yok. Böyle bir şeyim yok. Bundan elde edeceğim, bir sene sonra seçimim yok, bir şeyim yok. Bunu yapmak istememdeki tek gayret Beşiktaş menfaatinedir. Arkadaşlarımla beraber bize destek olsunlar. Bizim arkamızda dursunlar. Bu stada bitirelim. Hep beraber bu stadın keyfini, o stada gelecek yıldızlarla beraber, Beşiktaş'ın siyah beyaz formasıyla beraber hep beraber yaşayalım. İstediğim mevzu budur. Şimdi devletle ilgili problemler varmış gibi bir hava esiyor. Stadın temeli ne zaman açılacak sorunun? Stadın temeli yağmur kesildiği gibi bir hafta içerisinde temelin beton işlemini başlatacağız. İkisi birbirinden farklı şeydir. Bizim inşaatımızda durma yoktur, devlet erkanını bekleme yoktur, hiçbir şey yoktur. Temel atma töreni ayrı. Temel ayrı. Temel ayrı. Biz temel atma törenini yapmak istiyoruz. Bunu da Sayın Başbakanımızla beraber yapmak istiyoruz. Çünkü onun desteği olmasaydı bugün biz hala bu stadı yapamazdık. Ve 2009'da ben Beşiktaş Belediye Başkanlığı seçiminde Konrad Otel'de söylediği lafı yerine getirmiş bir devlet büyüğü olarak bunun başbakanımıza yakışacağını bir Beşiktaşlı olarak düşünüyorum. Ve onun atmasının çok iyi olacağını düşündüğüm için bunu istiyorum. Yoksa başbakanımıza biz müracaat ettik. Nasıl ettik? Spor bakanımız kanalıyla ettik. Ben Sayın Başbakanıma kendim de gidebilirim. Bizi gittiğimiz zaman her zaman büyük bir sevgiyle karşılamaktadır. Kardeşi Mustafa abi, Mustafa Erdoğan Beşiktaşlıdır. Ancak Türkiye'de bir hukuk devleti, bir tahammülleri vardır. Bunun gitme noktası, çünkü ben Sayın Başbakanımla gitsem spor bakanımızla koordinel halinde olacağı için biz de spor bakanımız üzerinden gittik. Ne zaman gün verirlerse töreni o zaman yapacağız. Cumhurbaşkanımızı da çağıracak mısınız? Tabii ki başbakanımızla beraber, Cumhurbaşkanımızla Beşiktaşlı Türkiye'nin en büyük Beşiktaşlısı. Çünkü Cumhurbaşkanı, Cumhur'un başkanı olduğu için çağıracağız tabii ki. Şimdi ne zaman atacağız? Şu yağmurlar kesildiğinden bir hafta içerisinde beton işlemlerine başlıyoruz. Bu da hiçbir durduruş yok. Bunların hepsi palavradır. Söylüyorum burada. Zamanında da diyorlardı ki işte yıkılamaz, edilemez. Ya arkadaşlar yapmayın. Biz hukuksal bir şey yapmayız. Evrakı burada. Şimdi bununla alakalı konuşan kişilerin hepsi kıskançlık konuşmasıdır. Evrak eksik şudur falan diye de ya bunları konuşanlar. Şimdi bugünlerde bugün bir arkadaşım getirdi. Benle beraber eski yönetici olmuş kişi konuşuyormuş. Ya sen yöneticilik yaptığın dönemde hangi duvara hangi çiviyi çaktığında geldin bugün benim bununla alakalı konuşuyorsun. Yani inanamıyorum yani. Şu anda gündemde kalmak için bunları konuşuyorlar. Yazık. Yani gerçekten yazık. İnsanların kalbini kırmak istemiyorum. Hani benim bir Karadenizlik tarafım var. Dalmayayım istiyorum. Ama dalmayın. Dalmayayım yani. Dalmayalım. Biz niyetimiz bellidir. Herkes de ne yaptığımızı biliyor. Bu konuşanların da görevde olduğu zaman ne yaptıklarını biliyor. O kadarını söyleyeyim. Başka soru var mı? Şey, statla ilgili tarihi açıkladınız. Çok yakın bir tarihte herhalde başbakanlıktan gerekli zaman şey bekliyoruz. Ama o belli olduğu zaman biz temel atma törenini yapacağız. Biz vakit müsait olduğu an betona başlıyoruz, temele başlıyoruz. Hemen statla ilgili bir soru daha var. Meriç Müldür, Habertürk gazetesi. Hemen onu da alalım. Benim iki sorum olsun. Statla ilgili herhalde diğer arkadaşlar oldukça yoğun sorular sormuşlardır çünkü gündem olduğu için. Bir tanesi statla ilgili yine de sorulmamış bir soruysa cevap verir umarım Sayın Başkan.
Şimdi Fenerbahçe'nin yani bence otobanın göbeğinde bir stadı var. Galatasaray'ın stadının malum devlet kendi elleriyle yaptı, teslim etti. Stadın kapısına kadar metro getirildi. Fenerbahçe'nin stadının otobandan stadın içine otopark girişi sağlandı. Yani bu tür kolaylıklar, imkanlar yaratıldı bu kulüpler için. Beşiktaş stadına geliyoruz. Yıllardır sürüncemede her yıl bir bahane uyduruldu. Yıllar stat kayıyor bahanesiyle geçti. Şimdi Sayın Başbakan'ın herhalde büyük katkısıyla zannedersem bugünlere gelmezdi. Çünkü bu noktaya gelmezdi bu stat olayı. Kendisinin katkısıyla bir yerlere gelindi. Ama bakıyoruz hala sürekli olumsuz haberler çıkıyor. Yani basına bu haberler nereden sızdırılıyor? Kimler veriyor? Ve öncelikle de devletin önemli kademine, bürokratların, ilgililerin, gerekli yerlerin ezeli rakiplere gösterilen kolaylığı Beşiktaş'a da gösterdiklerini düşünüyor mu Sayın Başkan? Eğer gösterilmiyorsa bu nasıl, neden kaynaklanıyor? Bu soru sorulduysa ikinci bir soru da Bilic ve Önder Özen Fenerbahçe ve Galatasaray oranla her ne kadar her ikisinin de kadrosunun Beşiktaş'tan daha önde olduğunu düşünseler de Beşiktaş'ın önümüzdeki 5 yılda düşünerek her iki kulüpten de daha önde olduğunu düşüncesindeler. Çünkü biz düğmeye erken bastık diyorlar. Ben de belli oranda hakikaten katılıyorum. Yani bir 5 yıllık plan çerçevesinde Beşiktaş'ı önde görüyor mu Sayın Başkan da diğer iki kulübe nazaran? Aslında sizin anlattıklarınızı biraz daha açtım. Yani şimdi açıkçası söyleyeyim. Şeyden Kadir Topbaş'tan çok büyük destek gördük. Yani ve yönetiminden. Hepsi bizi çok şey yaptılar. Devlet erkanından, Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan çok destek gördük. Turizm Bakanlığımızdan destek gördük. Bürokratlarımızdan destek gördük. Beşiktaş Belediyesi'nden çok destek gördük. Oradaki bürokrat arkadaşlarımızdan, başkanından çok destek gördük. Tabii şey İsmail Ünal başkanımız bizim içimizden geldiği için ondan istemek veya gördüğümüz destek bizim içimizden gelen birisi için bize çok doğal geliyor ama netice itibariyle bir kurumu temsil ediyor, devlet kurumunu desteğini gördük. Ama Kadir abiden, Kadir Topbaş'tan inanılmaz destek gördük. Arkadaki o araziyi verdiler. Toprağın boşalması için, bize ücretsiz boşalması için destek verdiler. Ne konu olursa yanımızda oldu. Allah tuttuğunu altın etsin. Yani unutamam ben bunları. Bize de destek oluyorlar. Başbakanımız olmasaydı yine söylüyorum biz bu kadar bürokrasi falan mümkün değil, geçemezdik. Mümkün değil. Anlattım da. Bu konum dolayısıyla oluyor biraz da bu değil mi başkanım? Evet. Yani yok, arazinin konumu evet. Dolayısıyla. Bir de ben dedi, benle de bireysel olarak ilişkilerimiz iyidir. Ben birbirimize çok sevgimiz vardır. Bu bahsettiğimiz insanlardan. Hepsinden saygımız vardır. Birbirimizi severiz. Onun için de bize de şahsi olarak da desteklediler. Ve devam ediyoruz. Sıkıntılarımız oluyor mu? Oluyor. Aşmak bizim işimiz. Sızlanmak değil. Biz demin de söyledim. Ben işten falan yorumluyorum. Böyle abuk subuk şeyler beni birazcık... Ama Ağustos hedefini koydunuz. Bunlar da daha iler şey. Tabii. O zaman devam edelim hızlı hızlı. Şeyi de söyleyeyim. Yani iki rakibimizin 5 yıl önünde miyiz, arkasında mıyız falan. Bunlar göreceli şeyler. Biz kimsenin... Bizim hedeflerimiz var. Bizim hedeflerimiz hep anlatıyorum. Ama benim Beşiktaş Kulübü'nde başkan olduğum dönemdeki en büyük hedefim kurumsal yapısını ve gelir yapısını, gelir gider dengesini oturtmuş, kurumsal iyi idare edilen bir Beşiktaş'ta Avrupa'da bir kupa kaldırmak en büyük arzum. Şimdi ben stat konusuyla ilgili gazeteci arkadaşlardan gelmeyen ama taraftarlarımızdan çok gelen, mesela okuyorum Zafer Tepeyurt, çok ilgiler Samet Bayraktar, kimi sormuş bu soruyu. Stadın özellikle... Umut Doğan hep aynı şekilde sorular sormuşlar. Serkan Calgeris yanlış okumuyorsam soyadını. Birçok taraftarımız hep stadın bu inşaatı sırasında onu görmek istiyorlar. Bunun 3D, 3 boyutlu herhangi bir maketini yapıp yapılmayacağını, bu şekilde yayınlar yapılıp yapılmayacağını soruyorlar. Şimdi benim de anlamadığım inşaat işleri sormuş. Çatı ETF mi olacak yoksa PTF mi diye sormuş.
Ben bu kadar bilmiyorum, anlamadım ne dediğini. Siz biliyorsunuzdur inşaatçısınız. Şimdi biliyorsunuz Vodafone Arena diye bir internet sitemiz var. İki tane logomuz var. Ona bir haftada 110 bin kişi girmiş, tıklamış müferit olarak. Yani bir kişi, iki kişi defa yapamıyor. Ve çok büyük bir ilgisi var taraftarımızın. Ve hakikaten herkesin ilgi odağı olan bir stat burası. Onun için de insanların ilgilenmesi normal. O internet sayfasında stadın görüntüleri olacak. İnşaat boyutunu izleyebilecekler. Canlı olarak da bakabilecekler. Zaten stadımız öyle bir yerde ki dört tarafı yol. Herkes her dakika içinde. Her yerden fotoğrafını çekiyorlar. Evet, işte, tepeden kapatmadığımız takdirde görüyorsunuz. Yani bizim de gizleyecek bir şeyimiz yok. Yani gizli saklı bir iş yaptığımız da yok. Tabii güvenlik itibariyle etrafında güvenlik tedbiri alıyoruz ki içerisinde insanlar bir şey olmasın diye. Çatı sistemi ise basitçe anlatayım. Çelik konstrüksiyonla yapılan bir çatı değildir bu. Çünkü çelik konstrüksiyonları Fenerbahçe stadında ve Galatasaray stadında olduğu gibi büyük çelik kesitler çıkar, görüntüler çıkar. Boğaz'ın kenarında yapılan bir statta öyle kesitlerin çok sempatik durmayacağını düşünerek bunu biraz daha pahalı olsa bile dünyadaki son teknoloji olan halat, çelik halat sistemiyle yapacağız. Bunun uygulamaları dünyada çok olan bir uygulamadır. Mesela Frankfurt Commerce Arena böyle yapılmış bir stattır. Commerce Arena diye internete girerlerse görürler. Yani hangisi oluyor başkanım, anladım. Bunların ikisi de değil. İkisi de değil. Değil, değil. Ne peki? Çelik halat yani tam şey olarak bilmiyorum yani tam çelik halat. Çelik halat sistemiyle yapılan bir stadyum. Güvenli bir sistem. Çok. Çok depreme güzel. Karşı dayanıklılığı nasıl olacak? Zaten bütün statik değerlerine göre, bütün projeler ona göre çiziliyor. Çok önemli bir statik mühendisimiz var. O bununla alakalı çalışıyor. Şu kadarını söyleyeyim. Akıllı bir stat olacak. Bunun artık insanın öyle orada ne oldu, burada ne oldu diye değil. Bir kişinin üzerindeki sigarasının markası bile istediğiniz an... Sigara yasak. Hayır yani veya elinde tuttuğu bir şeyin bile görünebilecek görünürlükte nokta nokta hepsi izlenebilirlik ve bir kontrol merkezi olacak. Aynı bir havaalanının kontrol kulesi gibi bunun bir kontrol merkezi olacak. Böylece daha güvenlikli bir maç izleme olacak herhalde. Dünya içerisindeki için söylemeyeyim ama Avrupa içerisindeki en teknolojik statlardan bir tanesi olacak. Kendi elektriğini kendisi üretecek burası. O nasıl oluyor? Çatısında elektrik panellerinden elektrik üretecek bu stat. Güneş enerjisi falan. Güneş enerjisiyle elektrik üretecek ve o enerjiyi biz kulübümüzde kullanacağız. Hatta bir projemiz var. Orada bir araba deşarj, elektrikli arabalar için deşarj istasyonu kurup güneşten ürettiğimiz enerjiyi oradan, yani her detayla uğraşıyoruz biz. İnanılmaz efor sarf ediyoruz. Kongre salonları şu anda mesela bir ekibimiz Kiev'deydi, bir ekibimiz şeydeydi, Amsterdam Arena'daydı. Oradaki ticketing ve kontrol sistemlerini incelediler. Diğer bir ekibimiz de elektrik sistemleri incelemek üzerine Kiev'deki stadyumu gitti, gezdi. Çok harıları çalışıyoruz. Başka bir soru soracağım. Buyurun. Genellikle bizim biliyorsunuz oturma yerlerinde Beşiktaş taraftarının bizim de gençliğimizden de kalan hep aynıdır. Koltukları normal buralarında değil de buralarında. Yeni statta koltuklarda mı oturulacak yoksa yine buralarda mı oturulacak? Vallahi eğer bir şeydeki gibi olmasını istiyorum ben. Bundesliga'daki gibi yani normal lig maçlarında özellikle ateşli taraftarının olduğu yerlerde o ayakta duruyorlar biliyorsunuz. Kapanır mı olacak koltuklar? Nasıl yapacaksınız? Sökülür takılır olacak. Çünkü UEFA'da hepsi yok, herkes oturacak yerine ama eğer bir şeye Futbol Federasyonu kabul ederse özellikle ateşli taraftarın olduğu yerde ayakta durulabilir bir sisteme dönmenin daha faydalı olacağını düşünüyorum. Ateşli taraftar nerede olacak başkanım? O konuda da çok soru geldi. Kale arkalarında. Yani, yani deniz tarafı mı öbür tarafı mı düşünüyorsunuz planlama yaparak? Yok şey tarafını, eski yeni açık tarafını. Eski yeni açık tarafında. Yani otel tarafında olacak. Evet, tabii ki o tribünlerin isimlerine artık isim sponsorları geliyor. Onların da görüşmeleri yapılıyor. Sonlarına doğru geliyoruz. İşte yavaş yavaş. Şimdi çok bir soru geldi birçok izleyicimizden de işte Mithat Paşa'nın torunları veya ününün ailesinin
hayatta kalanları derken Süleyman Seba'yı çağıracak mısınız diye bir soru var. Yani ben biliyorum cevabı da sorayım yine de. Nasıl çağırmayız Süleyman abi? Bizim tarihimiz, yaşayan efsanemiz, nasıl çağırmayız? Allah bize nasip etsin Süleyman abiyle oranın beraber açılışını yapmayı. Bu arada dün 27'si de ayın, hatta bir pardon dün değil evvelsi gün oldu çünkü şu anda saat 12.01 geçiyor başkanım, 4 saati devirdik. Süleyman Seba'nın Yunus Stadı'nda tarihi ilk golü atışının yıl dönümüydü 27 Kasım. Onu da bir kez daha hatırlatalım Beşiktaşlar. Hemen hızlı hızlı gidelim. Fatih Doğan yine İnönü Stadı ile ilgili bir soru sormuş ama sizin duygularınızla ilgili. O soruyu alalım. Öncelikle Beşiktaş'ın yeni stadının rakipleriyle mücadele etme noktasında ve eşit şartlarda mücadele etmesi konusunda çok önemli olduğunu herkes biliyor. Ve bu konunun önemini en çok bilen ve kamuoyuna anlatan sizlersiniz. Ve bu izin sürecinde, yapım sürecinde çok cesurca ve kararlı bir şekilde bu süreci yürüttüğünüzü biliyoruz. Ben şunu merak ediyorum. Böyle hayalleri süsleyen tarihi projeye imza atmak nasıl bir duygu? Bunun bir parçası olmak nasıl bir duygu?